Bireyci birisi vatanı için savaşır mı? Sonuçta başkalarının fikirleri için ve başkalarının rahatı için ölecek. Haklı bir savaşsa evet vatanı için savaşır. Çünkü vatan onun vatanı. Sevdiklerinin ve kendisinin mutluluğu o vatanın ne durumda olacağına bağlı. Yani düşün ki şu an İstanbul işgal edildi bir ülke tarafından. Evet beylik silahımı alıp Yok gerçi ama yani olsaydı ben de savaşmak isterdim. Çünkü annemin canı bana emanet. Vatan dediğin nedir ki? Sen, annen, evladın, sevdiklerin. Öyle platonik bir vatan ideası için savaşmıyoruz ki. Kendimiz için, sevdiklerimiz için savaşıyoruz vatan için savaştığımızda. Vatan dediğin bu aslanlar, bir de bu aslanları doğuran analar. Doğu Eşrafoğlu değil mi? Ya i̇ç savaş olursa ben harici olurum. Yani çünkü Türkiye'de haklı olabilecek bir grup yok anladın mı? Kesin iki tane haksızın savaşı olur. İç savaş olursa Türkiye'de. <laughs> yani savaşın haklı gerekçelere dayanması çok önemli yani ahlaken. Yoksa senin ülken bir yeri sömürmek için operasyon yapıyorsa ben o operasyona katılmam. Gerekirse hapse atsınlar. Bunu da kendim için yaparım. Çünkü Allah'a hesap vereceğim. Diyelim sömürmeye gittiğimiz ülkede üç kişiyi öldürdüm. Katil oldu. Boku yedi. Ne bok yiyeceğim ahirette. Tamam. Yani ben çok Müslümanca yaşadığımı iddia etmiyorum. Daha dün gece içmeli yayın yaptım ama iki bira içmek nere? Bir adam öldürmek nere? Ve bir insanı öldürdüğünde onu bir insan öldürmüyorsunuz. Onu sevenlerin de anasını sikiyorsunuz. Benim bir babam öldü. Hala adamı özlüyor. Yani bir insanın ölmesi sadece bir insanın ölmesi değil. Ailesinin de bir parçasını koparıyoruz. Ne güzel demiş Yüce Allah. Kim bir cana karşılık olmaksızın bir insan öldürürse, tüm insanları öldürmüş gibidir.